Merhaba, ben Sinem. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. 3 aydır yoktum arkadaşlar. Ortalıklı Instagram hesabıma odaklanmıştım. Orayı biraz büyütmeye ve marka işbirlikleriyle uğraşıyordum. O yüzden YouTube'a daha yeni yeni başlıyorum. Biraz geriden geldim ama 2022 yılından sanki ilk defa girmişiz gibi alışveriş videolarımı yüklemeye başlayacağım. Umarım beğenirsiniz. Biliyorsunuz ki bu sene fiyatlar oldukça arttı. O yüzden ben Ocak ayında çok küçük bir alışveriş yaptım ama yine de göstermek istiyorum. Merak ediyorsanız izlemede kalın. Ve bu arada YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. O zaman haydi videoda görüşürüz. Şöyle hemen ilk parçamı gösteriyorum. Şöyle bir crop kazak. Tam crop değil. Renkleri çok güzel. Hem kotlarla hem siyah pantolonla hem de ekru pantolonla çok güzel olur diyerek bunu aldım. Ve tam böyle benim sevdiğim, böyle farını çokça kullandığım bir renk şu. Tarçın rengi ile kahverengi karışım bir renk. Bunun taytı da var bende. Gerçekten çok güzel. Bunu arkadaşlar indirimden aldım. 50 TL mi neydi? Şu an fiyatına baktım videodan önce 80 TL. Ama hani ara ara indirime giriyor. Buna mutlaka bakın. Gerçekten çok güzel ve sıcacık tutuyor. Ben de ki bedenine bakıyorum. Bu arada boyum 1.60, kilom 45, hatta 46'ya doğru gidiyorum diyebilirim. Ve ben sevmeden tercih ettim. Hatta daha küçük olsa daha küçük bile alınabilir. Çünkü bakın yapısına. Esnek. Bence 50 kiloya kadar S-beden alınabilir. 50 kilodan sonrası M diye gider. Ona göre hesaplarsınız. Çünkü gerçekten çok açılıyor. Mesela kolları şu an böyle ya. Bakın. Yani iki katına çıkabiliyor. O yüzden kendi bedeninizi veya bir küçüğünü alabilirsiniz bunda. Bunu mutlaka alın. Çok beğendim. Arkadaşlar bir de bütün ürünlerin linkini aşağıya toplayacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Bulamazsanız bana Instagram'dan yazın. Ben size linkini atarım. Daha sonra yine bir kazak aldım. Bu da gerçekten bir indirimdeydi. Bu da 50 TL'ye düşmüştü. Normalde 80, 90 veya 100 mi neydi fiyatı. Buna bakmadan geldim bu sefer. Bu çizgili kazaklar bu sene zaten moda oldu. Kumaş pantolonla ve normal florajinlerle çok güzel oluyor. Ben bunu kumaş pantolonla ve bu Zara midi bot var ya, onun içine koyarak kullandım, kombin yaptım ve gerçekten çok iyi oldu. Merak ediyorsanız Instagram adresinde var. Oradan inceleyebilirsiniz üstteki duruşunu. Bakın şöyle bir kazak ve yaka geliyor. Kumaşı ince ama ben bunu siyah böyle hafif balıkçı yaka, çok değil, hafif bir balıkçı yakayla kullandım, içine giydim ve o zaman gayet iyi bir kombin oldu ve sıcak tutuyor. Şöyle bir ilk önce yakından kumaşını göstereyim. Böyle bir triko. Ve yakasından da hafif boğazlı gözüktüğü için gerçekten şık duruyor. Bile altın kolyeler takarsanız veya gümüş kolyeler takarsanız daha da şıklaştırabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Kolları düşük kol. Salaş duruyor. Bendeki bedenine bakalım. Bendeki S'miş arkadaşlar. Bunu da tam beden alabilirsiniz. Bunun salaş durması daha güzel. Boyu da uzun. İsteyenler crop olarak kullanabilir. İçine kıvırabilir. Ben pantolonun içine soktum. Gayet iyi oldu. Buna da mutlaka bakın çünkü çizgili kazaklar gerçekten çok moda ve şu şekilde de kullanabilirsiniz. Beyaz veya ne bileyim mavi bir gömleğin üstüne bu şekilde atıp bağlayabilirsiniz. Böyle de gayet şık durabilecek bir kazak. Yani çok kullanışlı bir kazak. Her dolapta mutlaka bir tane çizgili kazak olması gerekiyorsa mutlaka buna bakın. Çok saçma ama şöyle bir planlayıcı aldım. Bunu 10 TL'ye aldım. Hatta bunun yanında yarısı hediyeydi. Bu yarısı olan bunun iki katı büyüklüğünde, yani iki tane yan yana olan bir planlayıcı. Şimdi benim burada bir sürü yazım var. O yüzden göstermemek adına bugünün planını sizlere hemen temiz halini gösteriyorum. Şöyle bir planlayıcı ve sadece 10 TL. Düşünün, bir tane alıyorsunuz yarısı bedavaya geliyor. Ayrıca hediye ediyorlar yani bunu satıcı. Gerçekten düşünceli bir satıcı. Ve yılbaşından sonra bile fiyatını artırmalar. 9.90 hala. Mutlaka bakın. Şurada yapılacaklar listesi. Şurada su içme, günün modu nasılsa. Burada kesin yapılacaklar, unutma dediklerin, gününle ilgili anlam, söz ya da ödül, notlar var. Ben bunun hem burasını kullanıyorum, burası bittikten sonra bir de arkasını kullanıyorum şu şekilde. Bayağı da verimli oluyor kullanması ve hani günümü planlamak için gerçekten iyi. Mesela bugün hangi videoları çekeceğim, neleri editleyeceğim vesaire, hepsini bu şekilde halledebiliyorum. Daha sonra Addax'a gelecek olursak, Addax'ı çok seviyordum gerçekten. Uygun fiyatlıydı. Şu an Inditex'e yarışıyor ve bu gerçekten hoş değil. Yani Addax'a bile gidemez olduk. Bakın şu arkadaşlar 125 TL indirimdeki hali. Normalde bir Addax şartlarındaki bir sivitin fiyatı 60-70 TL'ydi normal şartlarda. Ama artık biliyorsunuz ki Inditex'le kapışmaya başladı kendisi. Şöyle hemen gösteriyorum.
Şöyle boyunu da göstereyim. Gayet uzun. Ben bilerek bir beden büyük aldım. Çok daha iyi oldu. Salaş ve taytlarla giymesi gerçekten mükemmel. Bendeki bedene bakıyorum, M olması lazım. Evet, M'ymiş. İçi bu şekilde. Yünlü falan değil. Yani o fiyata göre yünlü olmasını beklerdim ama bu şekilde. Gayet güzel. Ben başarılı buldum. Ben bunu hatta uzun olduğu için böyle crop hilesi var bir tane. Saç tokasıyla yanlardan tutturup crop haline kullanabiliyorsunuz. Hep o şekilde hem de normal uzun şekilde kullanıyorum ve bakın şunun şurası ile uyumlu bir tayt seçtim. Kahve biliyorsunuz. O da şu. Bu şekilde bir uyum yakaladım ben. Gayet de güzel kombinledim. Birazdan onu da göstereceğim. Bunun da linkini bırakacağım. Bunu mutlaka alın. Bunun rengi gerçekten çok güzel. Çeşitlerini de koyarım linke. Bakarsınız. Aşırı beğendiğim bir parçaydı. Daha sonra son parçamıza gelirsek arkadaşlar, son parçamız da bu fitilli tayt. Yani fitilli taytı sevmeyenler var mı bilmiyorum ama gerçekten çok kurtarıcı. Bende 3 tane var ve hani başka bir şey giymek istemiyorum çünkü gerçekten çok rahat ve her şeyle kombinlenebiliyor. Bendeki bu rengi siyah, bir de tarçını var ve en sevdiğim renklerinden bir tanesi bu ama siyah gerçekten toparlayıcı özelliğe sahip, bayağı sıkı. Bunlar o şekilde değil renklerinden dolayı. Siyah bir tık daha iyi. Şöyle kalitesini göstereyim. Bendeki XS olan fitili tight. Burası belli, fren, lastikli. Gayet güzelce sarıyor bedeninizi. Bu şekildeydi. Videonun sonuna geldik. Umarım aldıklarımı beğenmişsiniz. Çok az bir şey aldığımı zaten söylemiştim. Gerçi Ocak ayı birazcık tuzlu bir aydı benim için. Böyle fiyatların tam yükseldiği, alıp almasam mı dediğim kararsız kaldığım bir aydı. Fiyatların yükseldiği bir ay olduğu için pek bir şey almadım. Bir başka alışverişimde görüşmek üzere. YouTube kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere.